Çiftçilere Gelirken programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümde Çevre Sağlığı Program Başkanı değerli hocamız öğretim görevlisi İnci Karakaş bizlerle Çevre Sağlığı programını sizlere anlatacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam şimdi Çevre Sağlığı Programı ile ilgili Üsküdar Üniversitesi'nin olanaklarını soracağım ama öncesinde Çevre Sağlığı Programı nedir? Genel olarak biraz bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki, hemen başlayalım. Önce çağımızın temel sorunlarından bir tanesiyle başlayayım ben konuşmaya. Hepimizin bildiği gibi aslında çevre kirliliği geliyor. Evet, evet. En temel problemlerden bir tanesi. Maalesef. Çevre kirliliğinin sebeplerine baktığımız zaman hızlı nüfus artışı, artan endüstriyel faaliyetler, artan üretim ya da yine artan şehirleşme şeklinde sayabiliriz temel faktörleri. Ve çevre kirliliği ile alakalı aslında bizim 3 tane temel alanımız var doğal kaynaklardan. Evet. Hepimizin bildiği gibi aslında hava, su ve toprak şeklinde. Şimdi bu doğal kaynaklar kendi kendini temizleyebiliyor, iyileştirebiliyor, tolere edebiliyor ama az önce saydığım faktörler olmasa iyileştirebilir. Ama insan faktörü işin içerisine girdiği zaman yine endüstriyel faaliyetler ve hızlı üretim yine aynı şekilde işin içerisine girdiği zaman doğal kaynaklar kendi kendini yenileyemiyor. Dolayısıyla çevre kirliliği ortaya çıkıyor. Ve bu noktadan sonra çevre sağlığı programının önemi ve çevre sağlığı teknikerlerinin yine yaptığı işler ve önemi açığa çıkıyor. Biz ne yapıyoruz? Doğal kaynakların ne şekilde korunması gerektiği, kirleticilerin neler olduğu, temel olarak havada, suda ve toprakta kirleticilerin neler olduğu, bunların oluşmaması için hangi tekniklerin yapılması gerektiği, oluştuktan sonra hızlı bir şekilde halk sağlığına, insan sağlığına zararsız hale getirebilmek için ne şekilde bertaraf edildiği ve yapılabiliyorsa eğer komple nasıl ortadan kaldırılması gerektiği ile ilgili bir temel eğitim programı aslında. Çok geniş kapsamlı ve önemli bir program çevre sağlığı programı. Evet. Ve halk sağlığıyla yine birebir ilişkili. Yani şöyle bir özet cümle söylemem gerekirse çevre sağlığı programında yine insan faktörü ve yine endüstrileşme, yine hızlı nüfus artışının olduğu her yerde çevre sağlığı teknikerlerine ihtiyaç olacaktır ve bu hiçbir zaman azalmayacaktır diyelim. Kesinlikle hocam. Çünkü gün geçtikçe artık çevre sağlığı hocam baş edilmez derecede kirleniyor. Çevre kirleniyor. O yüzden bu programa gelecek öğrenciler istihdam olanaklarına bir hayli hocam sahip olabilecekler. Evet. Hocam şimdi bölüm tercih eden öğrencilerin kişilik özelliklerini sormak istiyorum ben size. Bölüme girecek sonra mezun olduktan sonra iyi bir şekilde mesleğini yürütebilecek kişilik nasıl olmalı? Şöyle söyleyelim, önce derslerle ilgili bir şey söylememiz gerekirse, çevre sağlığını tercih edecek öğrencilerin birazcık ilgi alanlarına bakacak olursak, temeli aslında biyoloji ve kimyadan çeşitleniyor. Bu alana ilgi duyan öğrenciler olursa, öğrencilerin yine alanda ilerlemesi ve dersleri gördükçe sevmesi ve sevdikçe başarılı olması zaten kaçınılmaz olacak. Onun dışında çevreden bahsettik, kirlilikten bahsettik, çevre sorunlarına duyarlı olabilmesi gerekiyor ve meraklı, ilgili olması gerekiyor öğrencilerin. Onun dışında ayrıntıyı doğru bir şekilde ve zamanında yakalayabilmesi gerekiyor. Çünkü çevre kirliliği dediğimiz aslında havadan ve sudan, topraktan bahsettik. Çok geniş kapsamlı ve derya deniz konular. Dolayısıyla hem ayrıntıyı iyi bir şekilde yakalayabilmesi gerekiyor hem de bütüne objektif bir şekilde ve yine vaktinde bakabilmesi gerekiyor. Tabii bu da yine aldığı derslerle ya da ders dışındaki faaliyetlerle birlikte zaman içerisinde oturacak olan bir şey. Ama genel olarak meraklı, ilgili arkadaşlar olursa, çevre sağlığı programını tercih edecek olan arkadaşlar daha iyi bir şekilde ilerlerler. Evet. Hocam peki Üsküdar Üniversitesi'ne verilen çevre sağlığı programının eğitimi nasıl? Ders programı nasıl ayarlandı? Biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle söyleyelim. 2 yıllık bir program zaten bildiğiniz üzere. Ve 4 dönem boyunca öğrencilerimiz ders görüyorlar. Temel dersleri görüyorlar. Öncelikle Türk dili, Atatürk İlke ve İnkılapları, yine İngilizce gibi dersler. Yine üniversitemizin özel bir dersi var biliyorsunuz. Pozitif psikoloji ve iletişim becerileri dersi. Onun dışında temel anatomi ve fizyoloji dersi var. Enfeksiyon hastalıkları var. Gıda hijyeni sanitasyonu dersi var. Kendi alanımıza dönüp bir şeyler söylememiz gerekirse eğer derslerle alakalı temel derslerde. Burada da çevre mikrobiyolojisi dersi var. Atık su kavramından önce bahsediyoruz öğrencilere. Atık suların ne şekilde oluştuğu ve ne olduğuyla alakalı ve atık suda gelişebilen mikroorganizmaların özelliklerinin ne olduğu ve atık suyu ne şekilde değiştirebildiği. Onun dışında çevresel etki değerlendirme dersimiz var. Temel derslerimizden bir tanesidir.
herhangi bir alanda yine kurulacak bir tesisin doğal kaynaklar üzerinde havaya, suya ve toprağa ne şekilde zarar vereceği ve ya da ne kadar zarar vereceği ya da ne kadar zarar vermeyeceği ve bu zararın tolere edilebilir mi, edilemez mi, insan sağlığına ne kadar zararı var, bununla alakalı bir kapsamlı bir dersimiz var. Yine çevresel etki değerlendirme raporlarının hazırlanmasıyla ilgili de öğrencilerimiz bu ders kapsamında bilgi sahibi oluyorlar. Onun dışında biyoteknoloji dersimiz var. Tarihçeden, biyoteknolojinin uygulama alanlarından bahsediyoruz. Su kalitesi ve arıtımı dersimiz var. Temel derslerden bir tanesidir yine. Su kalitesinden bahsediyoruz. Öncesinde, sonrasında suda kirliliğe sebep olacak elementler nelerdir, maddeler nelerdir, kirleticiler nelerdir, bundan bahsediyoruz. Ve bu kirleticilerin sudan ne şekilde giderilebildiği, ne şekilde arıtılabildiği ile alakalı çok kapsamlı bir dersimiz. Yine hava kirliliği ve kontrolü dersimiz var. Atmosfer kavramıyla giriyoruz. Yine klimatoloji ile alakalı alt başlıklarımız var. Sonrasında havada kirletici olarak hangi maddeleri tanımlayabiliyoruz? Hangi faaliyetlerden, hangi endüstriyel faaliyetlerden açığa çıkıyor bu kirleticiler. Ve biz bunları giderebilmek için, iyileştirebilmek için hangi metotları kullanıyoruz? Hangi arıtma tekniklerini kullanıyoruz? Onun dışında toprak bilgisi ve kirliliği dersimiz var. Yine toprağın nasıl oluştuğu, toprağın yapısının ne olduğu ve topraktaki kirletici diye tabir ettiğimiz maddelerin ne şekilde oluştuğu, nasıl yine giderebileceğimiz, nasıl iyileştirebileceğimizle ilgili çok kapsamlı derslerimiz mevcut çevre sağlığı programında. Hocam 2 yılda dolu dolu ders programı var. Ve hocam şimdi teorik olarak öğreniyorlar tabii ki ama uygulamalı derslerden de bahsettiniz. Bu uygulamalı dersler laboratuvar imkanlarında nasıl gerçekleşiyor? Staj var mı? Ne kadar sürüyor? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Çevre sağlığında laboratuvar uygulamaları diye bir dersimiz var bizim. Tamamen laboratuvar dersi. 14 haftalık bir akış diğer programlarda, diğer derslerimizde olduğu gibi. Burada çevre mikrobiyolojisi, su kalitesi arıtımı ve çevre kimyası diye temel dersleri alıyorlar teorik olarak öğrencilerimiz zaten. Ve bu dersleri teorik olarak aldıktan sonra bu laboratuvar dersi sayesinde 14 hafta boyunca uygulamalı olarak bizim gözetimimizde ne kadarını öğrenmiş ya da ne kadarını pratik olarak yapabiliyor, ne kadarına hakim değil. Yani bizim kontrolümüzde öğrenciler hızlı bir şekilde ve iyi bir şekilde öğrenebiliyorlar. Yine aynı şekilde alan uygulamamız var, çevre sağlığı uygulamaları. Burada da 8 hafta boyunca çeşitli kurumlara gidiyor öğrencilerimiz ve gittiği kurumun çalışma saatlerine göre haftanın bir günü olacak şekilde 8.30, 5.30 ya da 6.30 ya da 9 artık kuruma göre değişiyor bu. Uygulamaya çıkıyorlar ve bu uygulamadan sonra da öğrenciler hem laboratuvar dersi görüyor hem uygulamayı görüyor alanda. Sonrasında da zaten 20 iş günü olacak şekilde bir yaz stajı var. Ve bu üçünü tamamladıktan sonra bizim öğrencilerimiz Üsküdar Üniversitesi'nden çevre sağlığı programından mezun olan öğrencilerimiz iş hayatına diğer adaylardan çok daha önde bir şekilde başlıyor. Çünkü pratik olarak çok şey kazanmış oluyor kendisine. Yani teorik tabii ki çok önemlidir ama pratikte öğrenme imkanı yoksa teoride öğrenilenler maalesef unutulur. Dolayısıyla pratikte yine hızlı bir şekilde çevre sağlığı programında mevcut. Öğrenebiliyorlar. Öğrenciler hocam avantajlı, 1-0 öndeler diğer öğrencilere göre. Hocam şimdi çevre sağlığı programına gelmiş olan bir öğrenci çift anadal programına katılabiliyor mu? Dikey geçiş sınavıyla hangi bölümlere geçiş yapabiliyor? Biraz da bunları soracağım size. Tabii ki. ÇAP'tan bahsedecek olursak önce çift anadaldan. Öğrencilerimiz nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, laboratuvar teknolojisi gibi programlarda yine çift anadal yapabiliyorlar. Evet. Yine acil durum afet yönetimi de 4 tane programımız var çünkü. Bu 4 programda çift anadal yapabiliyor öğrencilerimiz. Onun dışında dikey geçiş sınavıyla lisans seviyesinde bir eğitim almak isterlerse 4 yıl. Bunda da çevre mühendisliği, biyoloji, hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim alabiliyor. Evet. Hocam diğer hocalarımıza da söylemiştik. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda 2 senelik programlarda lisans yapacak öğrenciler için şöyle bir kolaylık sağlanmış. Ben de hocalarımızdan öğrendim. Dersler öyle bir kontrol edilmiş ki hocam, lisans yapıldığında zorluk çekilmiyor. Çünkü dersleri zaten hali hazırda almış oluyorlar. Çevre sağlığı da böyle değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Program önceden ayarlanmış ve lisansa geçince yine aynı sıkıntı çekmeyecekler. Evet. Çünkü
ortak dersleri var öğrencilerin. Hı hı. Lisansa geçmeleri durumunda aldıkları derslerden muaf sayılabilecek öğrenciler. Evet, bu avantajı da buradan belirtelim ki gelecek öğrenciler sorun yaşamasın. Hocam şimdi çevre sağlığı programından mezun olan öğrencilerin çalışma alanlarını soracağım. Tabii ki çok merak ediliyor her bölümde, programda olduğu gibi. Nerelerde çalışabilirler hocam? Bizim programımızda çalışma alanları aslında çok geniş. Hı hı. Hem devlette hem de özel sektörde birçok kurumda çalışabiliyor öğrenciler. Yani baktığımız zaman aslında atık üretimi olan her türlü alanda çalışabiliyorlar. Hı hı. Birazcık daha özelleştirmemiz gerekirse mesela bakanlıklardan bahsedelim. Tarım ve Orman Bakanlığı, hı hı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Buralar biliyorsunuz ki KPSS sınavı ile birlikte atama yoluyla yine alınıyor. Hı hı. Ve buraya bağlı bakanlıklara bağlı müdürlüklerde çalışabiliyor öğrenciler, sağlık ocakları, sağlık müdürlükleri, hı-hı. belediyeler, hıfzı sağ müdürlükleri, atık su arıtma tesisleri gibi ya da gıda üretimi olan herhangi bir firma, az önce söylediğim gibi üretim olan herhangi bir firmada çalışabiliyor hı-hı. öğrencilerimiz. Evet hocam, yani istihdam olanakları da oldukça geniş. Evet, aynen öyle, çok geniş. Evet, endişe etmesinler hocam, çevre sağlığına gelsinler. Şimdi hocam programı sonlandıracağız ama şunu sormak istiyorum. Aday öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyeler var mıdır? Çünkü bugün itibariyle tercih tanıtım günleri başladı. Evet. Öğrenciler notları, sınav sonuçlarını öğrendiler. Çok heyecanlılar. Neler söylemek istersiniz hocam? Aslında gönül ister ki bütün öğrencilerimizin hedeflediği puanlar olsun ve hı-hı. hedeflediği mesleklere yönelsinler. Hı-hı. Hedeflediği puanı tutturabilen, yakalayabilen öğrencilerimiz için hiçbir şekilde sıkıntı yok. Onlar çok mutlular ama hı-hı. benim tavsiyem daha çok diğer öğrencilerimiz olacak. Eğer hedeflediği puanın daha altında bir puan çıkardılarsa, hı-hı. öncelikle aslında şunu söyleyelim, öğrencilerimizin kendini tanıması gerekiyor. Yani ne istiyor? Ne istemiyorum, ilgi alanım nedir, neyi sevmiyorum, neyi yapamam ya da ilgi alanımdan dolayı yapamam, yoksa tabii ki değil. Tabii ki hocam. Dolayısıyla çıkardıkları puana yönelik programları yine araştırıp o programların neler olduğu, nelerle ilgilendiği ve kendi ilgi alanlarıyla ne kadar bağdaştığı ya da bağdaşmadığı ile ilgili bir araştırma yaparlarsa, hı hı. çünkü ömürlerinin sonuna kadar seçmiş oldukları mesleği icra edecekler. Evet, evet. Dolayısıyla bu çok büyük bir durum aslında. Hı hı. Ve yani sevdikleri ilgi alanlarına yönelik bir meslek olsun ki hı hı. Ömürleri boyunca mutlu olsunlar. Kesinlikle mutlu birey öyle. Mutlu toplumu oluşturur çünkü. Evet. O yüzden güzel. Kendi ilgi alanlarına yönelsinler ve hı. gerçekten iyi araştırsınlar. Hı. Ön yargılı da olmasınlar. Sadece bazı öğrencileri görüyoruz. Hı hı. Sadece programın isminden yani hiçbir şey oturtamıyor kafasında ama araştırmamış. Evet. Ve yani isimden vazgeçtim diyor. Sonra hı. anlatıyoruz. Bak aslında bu program böyledir. Hı hı. Diyor çok güzelmiş. O zaman hı. Yazılabilir hocam diyor. Yani böyle de bir durum var. Evet. Hocam o yüzden zaten tercih tanıtım günlerinde gelip sizinle görüşmeleri çok büyük bir fırsat. Hı hı. Çünkü hocam sizin de dediğiniz gibi sadece isme bakarak seçmek yerine sizden gelip detaylıca her şeyi öğrendikten sonra bölüme sevgileri artacaktır ve geleceklerdir. Tabii ki. Hocam o zaman temin edebilir miyiz? Yani bugünden itibaren gelirler sizinle görüşebilecekler. Tabii ki benimle görüşebilirler istedikleri zaman. Zaten hı hı. mail yoluyla da çok ulaşan öğrencilerimiz var. Onlara da ben yine geri dönüş yapıyorum. Evet. Ben çarşı yerleşkedeyim. Bekliyoruz evet. öğrencileri. Tamamdır hocam. O zaman biz de çağırıyoruz. Gelsinler. Evet, gelsinler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Üsküdar'a gelirken programının bu bölümünde Çevre Sağlığı Program Başkanı değerli hocamız öğretim görevlisi İnci Karakaş Hoca bizlerleydi. Bizlere çevre sağlığını anlattı. Saat 16'yı gösterdiğinde Elektronörofizyoloji Program Başkanı öğretim görevlisi Fatma Turan hocamız bizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.